İstanbul'da kar altındayız şu anda. Dehşet bir kar yağıyor dışarıda ve sizlerle birlikteyim. YouTube'dan herkese merhaba. Adil Yıldırım YouTube kanalı efendim. Sizlerle gece yarısı kuşağında böyle keyifli, lezzetli videolar paylaşıyorum. Kendi hayatımdan kesitler aslında, yaşadığım olaylar. Bakın burada notlarım var. Size önemli bir konuyu aktaracağım bu akşam. Dolayısıyla aramızda bir sohbet tadında güzel sohbetler, muhabbetler gerçekleşiyor. İşte sımsıcak çayınızı aldınız, işte bir şeyler, onun yanında böyle bir püsküüt bir şey, <laughs> böyle hafiften ılık ılık böyle hazırsınız tamam, çok güzel hepimiz hazırız o zaman paylaşacağım konular var. Bir defa ben e, yaş aldıkça hani ilerledikçe böyle e, kış mevsimini daha çok sevmeye başladım. Aslında çocukluğumda en büyük merakım yaz mevsimiydi. Yazın böyle bir türlü gün bitmez. Güneş saat 8'e 9'a kadar akşam 9'a kadar neredeyse tepemizde gün batımını izleriz. Ondan sonra karanlık çöker. Geceler çok kısa, gündüzler çok uzun. Bütün gün gezersin, tozarsın, serserilik yaparsın böyle çocukluk mükemmel bir yaz hastasıydım böyle yaz mevsiminin ama işte şimdi 40'larıma yaklaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde teşekkür ediyorum mesaj atanlar oldu. Geçtiğimiz günlerde doğum günüm vardı ve 39'a girdim ve ilerledikçe zaman çizgisinde kış mevsimine daha fazla meraklı oldum. Belki de bu mevsimsel döngü insanın ruh halindeki değişimle ilgili. Yani yaşlandıkça belki de kök salıyorsun. Ve mesela bir yerde okumuştum. Ağaçlar da kışı sever diyordu. Ağaçlar kış mevsimini daha çok sever. Yağıştan dolayı, kardan, kıştan dolayı böyle yağmurdan, fırtınadan dolayı düşünsenize. Dolayısıyla doğa gibi oluyorsun belki. Kök salıyorsun. Hayata daha fazla kuruluyorsun. Ve de kış mevsimini daha çok sevmeye başladım. Belki de gececi olduğum için. Yani yanlış anlaşılmasın ama. Geceleri gerçekten çok severim. Gecelerin uzun sürmesi işte bir şeyler yazabiliyorum. Burada kitaplarım var. İşte bu mesela en son kitabım. Şeytan Tüyünü. Gece yazmıştım full. Bütün kitaplarım öyle. Bu kitap da öyle oldu. Hep gece mesela saat 9-10 gibi oturuyorum. Yazmaya başlıyorum. Sabah 5-6'ya kadar çalışıyorum. Yazıyorum. Veya bazı geceler 2-3 saat. Bazı geceler 7-8 saat. Sürekli bir yazma merasimi. Gündüz olmuyor. Dolayısıyla İstanbul'da bu kar altındaki kış gecesinden sizleri selamlıyorum. Videoya hazırlanırken biraz önce şöminemi yaktım. Burada <laughs> güvenli koşullarda ufak ufak odunları attım buraya. Ondan sonra efendim yaktım bunu. Artık böyle müdavimi olmuşuz yani. Şömine gerçekten farklı bir keyiftir. Şömine aslında şunu ifade eder. Oradaki size de gelir birazdan herhalde yayında geliyordur o çıt pıt sesler, odunların patlaması. Bütün bu sesler, bütün bu işte ısınma güdüsü insanın geçmiş dönemlerdeki yüzyıllar öncesindeki aslında duygularını besliyor. Yani genetik olarak aslında bizim o ısınma güdüsü içimizde var. Dolayısıyla şöminenin onun için bir, bir takım insanlar için modası geçmiyor mesela benim için. Yayından sonra arkadaşlarımızın da bu videoyu yayına koyduğu saatlerde bir herhalde bir yarım saat bir saat sonra kadar ben de şömine de ılık ılık işte bir takım hazırlıklarım var ayıptır söylemesi kestaneydi işte patatesti <laughs> yani bizim de kendi dünyamızda bir takım böyle ılık ılık <laughs> zevklerimiz var yani insanın hayatında zevkleri hobileri yoksa zaten hayatında hiçbir anlamı yok hiçbir anlamı yok. Sizleri tekrar selamlıyorum bu girizgahtan sonra. Burada aldığım notlarım var. Bodrum'da yaşadığım bir olayı anlatacağım. Mucizelerle ilgili bir şeyler anlatacağım size. Sonra tatminsiz insanların sebepleri. Ve sonra nerede bu doğru insan? Neden bulamıyorum diyenler ekran başına. Çünkü doğru insan nasıl bulunur? Yaşadığım bir olayla anlatacağım size. Yaşanmış olaylar daha gerçek, daha real. Daha fazla bizim hayatımıza dokunuyor. Yaşanmış olaylar daha önemli. Şöyleydi, böyleydi falan filan değil. Yaşanmış her şey gerçek, taze, birebir kanlı, etli olaylar. Ciddi olaylar. Markiz'e anlattım, olay oldu. <laughs> bu markiz kim? Kim bu markiz? Ona da gönderdim ben. Videoyu ona da gönderdim ama Türkçe bilmediği için hiçbir şey anlamadı. <laughs> Dedi ki bana, mesaj atmış videoyu linki attıktan sonra diyor ki yani ne diyorsun diyor yani Markiz Markiz duyuyorum sürekli benim hakkımda iyi mi konuşuyorsun kötü mü konuşuyorsun dedim medyum olduğuna göre bunu da anlamış olman lazım. <laughs> yani aramızda böyle bir diyalog geçti. Evet ne karakterler var değil mi daha çok olay var. Bende olay çok. Yani burada Gerçekten çok olay var. Çevremdeki insanlar hep öyle der. Abi sen de ne olaylarla karşılaşıyorsun? Hakikaten hep öyledir. Çok fazla mevzu var. Hayatı yaşamak biraz böyle bir şey. yok. Yani inişler, çıkışlar, inişler, çıkışlar. Düz bir çizgi halindeyse zaten hayat rutin, standart ve sıkıcı bir maceradır. Macera bile değildir aslında bir şekilde zoraki bir yolculuktur. Ama yolculuktan keyif alacaksın. Yani yaptığın yolculukta bir takım böyle acayip olaylar olacak ki. Tabi mümkün mertebe olumlu olması daha iyi bir şeyler yaşadığını hissedeceksin. Adrenalin olacak, bazen üzüntü, bazen keder, bazen sevinç, bazen mutluluk, bazen coşku. Hepsi olacak. Sevgili dostlar, yıllar önce yani 2014 senesine gidiyoruz şu anda. Bodrum'da arkadaşlarımızla Gümüşlük'te güzel bir gün batımı izlemeye gittik. Gün batımını izlemek için özel bir koy bulduk Gümüşlük'te. Şimdi adını hatırlamıyorum. Enteresan böyle antin kuntin bir ismi vardı koyun. 5-6 kişilik bir grup kızlı erkekli Mükemmel bir açıyı bulduk. Gümüşlüğün ismi şuradan gelir. Bodrum'un hiçbir yerinde deniz gün batımı esnasında aldığı ışıklarla gümüş rengi olmaz. Ama gümüşlük de olur. Yani o anda gün batımı esnasında gelen ışık denizin üzerinde bir gümüş tabakası gibi parlar. Onun için oranın adı gümüşlüktür. Bodrum'un diğer koylarında böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada gün batımını izlerken bizim e, arkadaşlardan bir tanesi hakikaten de olumsuz bir insandır kendisi. Genel olarak ortamın enerjisini aşağıya çekme konusunda başarılı, madalyalı. Biz gün batımını izlerken, neşrederken böyle bakıyoruz gün batımına. Herkesin böyle keyfi yerinde, böyle herkes mutlu bir şekilde takılıyor. Bir baktık arkadaşımız başka bir yere bakıyor. <laughs> yani o gün batımını izlemiyor. Orada bir takım yapılaşmalar olmuş. Gümüşlükte, tepelerde. Oradaki evlere bakıyor. Böyle kendi kendine bir şeyler söylüyor falan. Dedim sen hasta mısın ya? Sen nereye izliyorsun bu an? Şu anda bak oraya bak. Gün batımı var. Müthiş bir ortam var şu an. Beni deli etme. Ne yapıyorsun sen falan ve o da anlatmaya başladı. Ya dedi baksana yapılaşmalar şunlar bunlar. Şimdi bu basit hikayede şunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlarla organize olmuşuz. Birlikte gidiyoruz. Ama bazı insanlar bizim buradaki dostumuz gibi her zaman olumsuzun peşindedir. Çevrenizde böyle insanlar vardır. Umarım siz böyle biri değilsiniz. Hep olumsuzun peşindedir. En güzel ortama götürürsün olumsuzu bulur. En güzel partiye götürürsün. Fıstık gibi kızlar var her tarafta. Çok güzel ortam. Abi bu ortam beni sarmadı. Müzikler kötü. Ya kardeşim boş ver müzikleri. Ortam güzel yok. İlla olumsuz bir şey bulur. <laughs> yani senin keyfini berbat eder. Vardır çevrenizde böyle insanlar. Dolayısıyla bu Einstein'ın izafiyet teoremini ortaya koyuyor. Bir olayla ilgili olarak siz nereden bakarsanız onu görürsünüz. Nereden bakarsanız. Baktığınız yer çok önemli. Bakış açınız çok önemli. Olumluyu ararsanız milyon tane var. Olumsuzu ararsanız milyar tane var. Bir sürü var. Ne arıyorsunuz? İstediğiniz ne? Amacınız ne? Neyin peşindesiniz? Aslında ana konu bunlardan ibaret. Mucizeler. Hocam birisi yazmış Adile Soru uygulamasından. Hocam benim hayatımda hiç mucizeler olmuyor. Hiç beni mutlu edecek şeyler olmuyor. Bakın arkadaşlar şu anda bu videoyu izliyorsunuz. Dışarıda İstanbul'da olanlar için. Dışarıda kar yağıyor. Pencereyi açın. Elinizi şöyle bir uzatın. Kar taneleri elinizin üzerine düşecek bu duygu kışın ortasında bu karla temas etme duygusu bile bir mucizedir. O temiz havayı kar çünkü havayı temizler. İçinize çekin. Bu bir mucizedir. Bize verilmiş olan hayat bir mucizedir. Her an nefes almaya devam ediyoruz. Hayattayız. Bu bir mucizedir. Şükretmeyi bilmek lazım bu hayatta. Çünkü günümüzde sosyal medya, olanaklar, şunlar bunlar insanlarda tatminsizlik yarattı. Hiçbir şeyden tatmin olamayan bir genç nesil var. Hiçbir şeyden tatmin Mutlu değilim yani. E mutlu ol. <laughs> Neden mutlu olamıyorsun? Senin mutluluğunu engelleyen nedir? Yani neyin peşindesin? Canımın içi. Künefecim. Ya ben mutlu olamıyorum yani bilmiyorum. Allah Allah. Yani şimdi hayattasın, sağlığın yerinde. Mucize bakıyorsan eğer, mucize arıyorsan milyon tane şey sayabilirim ben sana. Milyar tane sayarım. Yani bunun bir sonu yok. Sağlıklı olmak en büyük mucizedir. Hele yaşadığımız şu dönemde. İki elin var, iki ayağın var, nefes alıyorsun, sağlığın yerinde arkadaşların var, seni seven insanlar var, mutlaka var. Beni kimse sevmiyor, doğru değil. Seni seven insanlar var, yapma bunu kendine. Kendine acı çektirmek isteyen insanlar. Bu benim hikayede anlattığım gün batımında işte yapılaşmayı izleyen bu arkadaşımız gibi. Orada gün batımı var. Böyle kabak gibi orada güneşi görüyoruz, güneş bize elveda diyor, güle güle diyor, gidiyor ertesi güne kadar. Arkadaş orada yapılaşmaya bakıyor ya, <laughs> olumsuz bir şey ararsan var. Milyon tane var. Onun için her saniyemiz, her dakikamız bir mucize. Arkadaşlarla konuşmak bir mucize. Sosyal medya girmiş bak iyi bir tarafı da var. Hemen ulaşıyorsun istediğine mucize. Kahkaha atıyorsun gülüyorsun mucize. Güzel şeyler var. Hayatta her şey çok güzel demiyorum. Polyan olmadığımı herkes bilir. Ama mucize derken birdenbire gökyüzü açılsın. Oradan bir kapı gelsin. Oradan işte uzaylılar gelsin falan. Bunlar değil mucize. Hayatın kendisi bir mucize. Bize verilmiş bir değer. Bir şans ne üretiyorsun? Bu hayatla ne yapıyorsun? Elindeki bu olanakla sen ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? Ana konu bu. Yani olaya buradan bakarsak her saniye bir mucize. Benim istediğim şeyler olmuyor. Ne istiyorsun tam olarak diye sorduğumda bazen böyle insanlara. Valla bilmiyorum bir şeyler olsun işte. Ya sen bilmiyorsan evren nereden bilecek? Yani sana neyi yollayacağını nereden bilecek? Yaradan sen iste diyor zaten. Sen iste ben kuluma veririm. Sen ne istiyorsun tam olarak? İlişkide ne istiyorsun? Nasıl bir insanla birlikte olmak istiyorsun? Nasıl bir ilişki istiyorsun? Belki de evlilik istiyorsun. Hemen evleneyim, çocuklarım olsun, ailem olsun. Ne istediğin önemli. Hayatta ne istediğini bilmek lazım bakın. Bugün o kadar fazla şeyle karşı karşıya kalıyoruz ki olanaklar var aslında ama kafamızı karıştırıyor. Ne istediğimizi de unutuyoruz. Tam bir şeye konsantre olacakken sürekli olarak başka şeyler dikkatimizi dağıtıyor. Geçtiğimiz günlerde benim programlarımda hep olduğu gibi laf laf açıyor şu an. <laughs> Geçtiğimiz günlerde kapandım. Dedim ki ben bu kitabı bitireceğim bu akşam bak bir kitap var bitireceğim. Çok da severim kapanıp böyle kitap okumayı falan. Böyle ruh hastası taraflarım var yani çok gereksiz ama bırakamadım bu huylarımı. Kitabı tam okuyorum, telefon çalıyor sürekli, sosyal medyadan bir bildirimler, bir şeyler. Ya o kadar fazla şey dikkatimizi dağıtıyor ki. En basit konuya bile odaklanamıyoruz. Sürekli her şey dikkatimizi dağıtıyor. Şimdi ben sizin gözünüzün önünde bir sahne açacağım. Orta Hani kitaplardan okuduğunuz, filmlerden izlediğiniz orta Bir manastır. Çok büyük mumlar var işte efendim duvarlarda. Ne teknolojisi kimsenin? Oradaki rahiplerin falan hiçbirinin bir cep telefonu yok. Yok öyle bir şey. Adamlar takılıyorlar, kitaplarını okuyorlar kütüphanede. Açıyorlar ansiklopedileri bilmem ne. 1400'lü yıllar, Şimdi o dönem dünyada veba salgını var yani büyük hastalıklar var teknoloji falan tıpta gelişmeler hiçbir şey yok ama dikkatlerini dağıtan bir şey de yok bir şey yaparken konsantre oluyorlar ve yapıyorlar kimse onların dikkatini dağıtmıyor. Şimdi bugün biz çok büyük gelişmeler içindeyiz ama hiçbir şeyi konsantre olarak yapamıyoruz yani böyle kendi isteyerek bir şey tam böyle mesela ilişkilerde şu var tam birisi birine tam adapte oluyor konsantre oluyor o eski sevgili oradan yazıyor şimdi bak <laughs> yani orada. Yani bir şekilde çıkıyor böyle diyor ki aa ne haber falan. Hemen kızım böyle dikkatini dağıtıyor. Öbürü oradan bilmem ne yazıyor. Öbürü DM'den yürüyor. Öbürü bir şey. Öbürü diyor aa tanışalım mı? Kız mesela belki o adamla mutlu olacak ama herkes dikkatini dağıtınca kafası karışıyor. Veya erkek fark etmez. Yani birçok şey dikkatimizi dağıttığı için tatminsiziz. Bugün tatminsiz insanlar cehennemi. Yani hiç kimse hiçbir şeyden tatmin olamıyor arkadaş ya. Ya bakıyorum etrafımda bir sürü çok paralı yani orantısız inanılmaz paralı insan var. Mutlu değilim tatmin değilim ya. Öbür tarafta bir sürü paraya ihtiyacı olan insanlar var ya sen bir onlara bak. De ki, iyi durumdayım çok şükür. Yani bir şekilde şükredecek bir şey bul. Yok hep tatminsiz. Film izlersin tatminsiz. Müzik dinlersin tatminsiz. Gezersin onunla birlikte ya tatmin olamıyorum mutlu değilim dostum de ya. <laughs> böyle, bir, böyle bir bohem kitle var. Mutlu olamıyorum ya bilmiyorum ya falan. Allah Allah. Şimdi <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Niye mutlu olamıyorsun ya? Ne istiyorsun tam olarak? Ne istiyorsun? Yani bizim çocukluğumuzda, bak şimdi, bizim çocukluğumuzda çok pis yükseldim şu anda. Mesela bir yemeği beğenmediğim zaman ben anneannem derdi ki rahmetli zıkkımın kökünü ye o zaman derdi. <laughs> yani şimdi sen bunu beğenmiyorsan sen zıkkımın kökünü yer der. Biz de susardık. Yani bizim ağzımızın payına verirlerdi o anda. Biz de susardık. Dedik ki ne diyeceğiz şimdi anneanneme ben ne diyebilirim ki? E o zaman tamam yiyorduk biz de onu. Ya şımarıklık yapmamıza çok da müsaade etmediler. Bugünkü kitle bugün özellikle yeni nesil şımarık mı büyüyor nedir sürekli mutlu değilim ya tatmin değilim ya olmuyor ya bilmem ne şu bu erkeği de öyle kızı da öyle neden öyle? Bilmiyorum neden hiçbir şeyden kimse mutlu olamıyor. Aslında bu kadar olanak içerisinde bu kadar bir sürü şey sunuluyor bize sosyal medyası işte siparişini veriyorsun dın dın hemen kapı çalıyor yemek geliyor o geliyor bu geliyor. E, dolayısıyla mutlu olacak milyon tane sebep yok mu sizce? Bence var. Ben burada ona öyle bir not almışım. Tatminsiz insanlar cehennemi. Yani böyle bir isim taktım bu döneme. Çünkü çevremde çok var. Şimdi ben doğru insanla nerede karşılaşabilirim Adil Beyciğim? Doğru insan nerede karşıma çıkar? Yani bu bana son dönemde inanılmaz derecede sorulan bir soru. Doğru insan niye karşıma çıkmıyor? Çevremde arkadaşlarım var. Çevrem geniş. Herkes buluyor. Zeynep buldu. İşte Ahu buldu, işte Banu buldu, Serpil buldu, ben bulamadım falan. Şimdi ben size bir olay anlatacağım ama önce şunu söyleyeyim. Doğru insan diye bir şey yok. Doğru ruh hali var. Şimdi açıklayacağım bunu. Doğru ruh hali. Yani sen doğru ruh halinde, doğru tavırdaysan, doğru bir davranışdaysan, sen doğru insanı bulursun. Ama önemli olan senin o anki ruh halin nedir? Çünkü içindeki ruh halin dışarı yansıyor. Şimdi anlatacağım. Bakın. Bir ayrılık sonrası Bundan yaklaşık bir 7 veya 8 sene önce 2012 tabii 2012 senesi bir ayrılık sonrası zor bir süreç yaşıyorum bir erkeğin ayrılığını anlatayım size yani. yani erkekler ayrılıktan sonra üzülmez falan doğru değil büyük yalan kuyruklu yalan gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşıyorum kızı da seviyordum yani öyle böyle değil şimdi anlatmayayım üzülürsünüz <laughs> yani sıkıntılı bir durumdaydım. Ayrılık sonrası süzülüyorum, akıntıdayım, geziyorum, tozuyorum ama bir 4-5 ay beni vurdu, ciddi vurdu yani böyle problemle. Arada da bakın şu çok pis bir şey. Arada da mesajlaşıyoruz yani. Şimdi o da bana mesaj atıyor ne durumdayım ben de onu yokluyorum. Birbirimizi yemliyoruz böyle ılık ılık yani hani. Ama ikimiz de biliyoruz lanet olsun şöyle bir şey var. O ayrılık yaşandıktan sonra tekrar 3-4 ay sonra bir araya gelsen de o duygu olmuyor. Yani o duygu orada kaldı hep söylüyorum o geçmişte kaldı. O duygu olmuyor biliyoruz onu. Ayrılık da doğru bir ayrılık. Çünkü tartışmalar var. Anlaşamıyoruz falan. Neyse ben bu duygudayım. Ve o birkaç ay içerisinde o ayrılık sonrası gerçekten çok tatlı, çok güzel, çok değerli, kıymetli kızlarla arkadaşlarım beni tanıştırdılar. Ortamlara soktular. Benim <laughs> sırtlan arkadaşlarım dediler bak çok güzel kızlar var tanış hani. Çivi çiviyi söker. Erkek style yani. Çivi çiviyi söker. Böyle bir strateji üzerinden dediler biz bu adamı toparlayalım. Fakat benim aklım orada değil. Hala eski sevgilimi, ayrıldığım sevgilimi düşünüyorum ve gerçekten tanışıyoruz bir kızla. Merhaba, merhaba bu kadar. Yani ona da yanlış yapmamak için bir ilişkiye de girmiyorum. Yani herhangi bir flörte başlamıyorum. Çünkü kadınları biliyorum işim bu. Yükseltirim yani o bir duyguya girer. Sonra ben eski kız arkadaşımı unutamadığım için yazık olur. Onun için kimseye de yazık etmemek için. Ama bugün düşündüğüm zaman o dönem tanıştığım kızlardan bir tanesiyle ilişkiye başlasam mükemmel bir ilişki olurdu. Çünkü çok doğru insanlardı onlar. Hiçbiriyle en ufak bir diyaloğu devam ettirmedim. Hiçbir şey ima etmedim. Hep kendimi çektim. Çünkü o duygudan çıkmam lazım. Yani ben o anda doğru insanlar geliyor bana. Benimle tanıştırılan insanlar muhtemelen doğru ama ben doğru bir tavırda değilim. Doğru bir ruh halinde değilim. İlişki için doğru bir noktada değilim. Bunu anlatmak istiyorum. Bakın bu çok hassas. Bu karlı gecede <laughs> kumpir, kestane falan bunlar dışında bu konu çok önemli. Yani bu konuyu anlatmam lazım. Çünkü yaşadım bunu ya. Şaka gibi. Sonra ufak bir mola vereyim. Sonra 5-6 ay sürdü. Zaten ayrılık sonrası o yoğun dönem 5-6 ay sürüyor yani. 5-6 ay. Çok sevdiyse bir erkek 5-6 ay sürünür. <laughs> 5-6 ay sürünür. Ben de öyle 5-6 ay süründüm. Yani şimdi yalan yok. Tamam. Fakat sonra o ruh halinden çıktım. Yavaş yavaş işte spor yapmaya başladım yine. Bir de bahar geldi. Bahar gelince zaten dağıldım. İşte Mart Nisan gibi falan. Bir gün. Efendim bir diş rahatsızlığım var idi. Naçizane ifade edeyim sizlere. Dişçiye gittim. Dişçi de bekleme salonunda oturuyoruz. Bir tane genç bir kız var. Yani benim yaşlarımda herhalde o zaman. 2012'de ben kaç yaşında oluyorum? 30. O da 25-26 yaşlarında. Şimdi normalde ben o dişçiye 2-3 ay önce gitsem yani ayrılık psikolojisinde gitsem zaten kimseyle konuşmuyorum o psikolojide böyle robot gibi geziyorum kimseyle bir diyalo diyaloğum yok. O ruh halindeyim yani ayrılık psikolojisindeyim onu yaşıyorum o da önemli bir şey. Şimdi ayrılık psikolojisi de insanı olgunlaştırır iyi bir şeydir yani kötü bir şey değil. Dişçi de muayenehanede orada beklerken bir şey sordu bana oradaki hanımefendi. Vallahi hatırlamıyorum konuyu ama alakasız bir şey yani. Belki de muhabbete başlamak istedi. Sonra ben ya sen bana yürüdün falan dediğimde zaten kabul etmedi sonra da. <laughs> Ama bence öyle. Bir konuya girdi. Ben de o gün hani doğru bir tavırdaydım. Doğru bir enerjideydim. Doğru bir ruh halindeydim. Geçmişi eskiyi unutmuştum yani. Bu önemli bir şey. Yani artık o duyguda değildim. Muhabbete açıktım. Sohbet etmeye başladık. Ve o sohbetin sonrasında e, tabi benim de havam yerinde olunca <laughs> yani iyi günümdeyken rakipsizim onu söyleyeyim. Yani şimdi fa <laughs> fazla tevazuya gerek yok yani sohbete girerim onun sonu gelmez onu söyleyeyim. Zaten görülüyor burada baya bir konuşuyorum. Şimdi doğru bir tavırdaydım ve güzel bir konuşma oldu. Şansımıza da koşullar da bizi birleştirdi. Doktor da uzun süre içerideki hastayla işini bitiremedi. Dolayısıyla biz konuştuk uzun uzun bir belki 20-25 dakika sohbet ettik. Sonra beni çağırdı işte dişimi falan çekmek için giderken zaten numarayı ben almıştım. Hemen kızın numarasını falan aldım ya yani o iş tamam. Ha <laughs> o iş bende. Şimdi orada doğru tavırda olmak ne demek bakın. Ak aklımda artık eskisi yoktu bu bir. Şimdi hala eski sevgilimi düşünüyor olsam zaten düzgün muhabbet edemem. Çünkü aklımda sürekli o olur. İki, Ön yargılı değilim. iyi bir ruh halindeyim. Yani o bana bir laf ediyor mesela ben alınmıyorum. Yanlış anlamıyorum. Onu tanımadığımı biliyorum. Ettiği hiçbir lafa gocunmuyorum. Karşılıklı şakalaşıyoruz. Ön yargılı olanlar var. Mesela biriyle tanıştığında hemen ilk söze alınan, tepki gösteren, aşırı tepkiler gösteren insanlar var. Hayır. Sadece sohbet ediyoruz. Bu sohbet bir yere varmak zorunda değil. Bak burada yazmışım. Amacım sadece sohbet etmekti. Ben... Ne kadar ciddi ilişki yaşayan, mutlu ilişki yaşayan insan tanıdıysam hepsi sohbetle başlamıştır. Ve ortak bir noktaları var bu mutlu çiftlerin. Hiçbir beklentileri yok. Bak bu da dördüncü madde. Yani bir beklentiyle yaklaşmıyor. Diyor ki abi insan tanıyayım. Oradan ta evliliğe kadar gidiyorlar. Şimdi birçok insanın doğru insanı bulamıyorum demesinin sebebi daha tanıştığı anda. Yani daha tanışır tanışmaz. Ya bununla evlenir mi? Bununla çocuk yapılır mı? Acaba bununla mutlu olur muyum falan. Böyle garip garip duygulara girmesi. Ya daha tanımıyorsun bir tanı. Sadece sohbet et. Sadece o anı yaşa. Yani o anda o insanla Yaptığın muhabbet sana keyif veriyorsa tabii ki bu ilişki her yere gidebilir ya da gitmez. Ama hemen kafanda beklentiler, planlar yaratma çünkü bu, çünkü bu bir hata, yanlış bir şey. Yani bu bir yere varmaz. Beklentiler birçok ilişkiyi berbat ediyor. Ben bunu söyleyeyim. Ya işte ben tanıştım ama acaba bu evlilik nasıl olur? Hangi evlilik diyorum? Daha yeni tanışmışsınız. Hangi evlilik? Hemen evlilik düşünmeyin. Ya o insanı bir tanıyın önce. Bir sohbet edin, birkaç defa görüşün, onu anlamaya çalışın. Nasıl bir insan? Davranışları nasıl? Çünkü daha önce spiritüel videolarda bahsettim. Her her tanışma, her muhabbet, her konuşma illa bir yere varacak diye bir şey yok. Böyle bir şart yok. Bazı insanlar hayatınıza bir kapı açmak için, size bir fikir vermek için girer. Bazı insanlar uzun süreli girer, bazıları kısa süreli girer. Yani insanlar hayatınıza belli süreler için girer. Bu 5 ayda olur, 5 yılda olur, 50 senede olur. Bunu bilemezsin. Yani bir tanışma. Şimdi o gün ben ee, İsmini vermeyeceğim tabii ki. O zamanki kız arkadaşımla sonradan kız arkadaşım oldu. Tanışırken doğru bir ruh halindeydim. Eski sevgilimi unutmuştum artık. Kapatmıştım o konuyu. O defteri kapatmıştım olması gerektiği gibi. O kız da kendi hayatına dönmüştü. Ben de. Ve de amacım sadece sohbet etmekti ve beklentim yoktu. Bakın bu dört madde önemli. Şimdi bunları sağladığınız zaman karşınıza aslında doğru insanlar çıkıyordur. Ben binlerce kadınla çalıştım. Seans yapıyorum. Seanslarda çok defa şunu gördüm. Doğru insan var danışanımın ...ofisinde, arkadaş çevresinde inceliyoruz, analiz ediyoruz tipleri. Diyorum bu adam niye olmasın? Çünkü diyor ben hala eski sevgilimi düşünüyorum. <laughs> Aklınızda eski bir ilişki varsa yeni bir ilişki yaşamayın, yaşayamazsınız. O insana da yazık olur. Onun da hayatını berbat edersiniz, gerek yok. Yani bu koşullar oluşmalı. Doğru tavıra geldiğiniz zaman doğru insan çıkıyor. Dişçi de çıktı karşıma. O tanışmadan sonra, sonra onu bir yemeğe çıkarttım. İşte tanıştık, ettik, gezdik, tozduk bir ilişkimiz oldu. Yani ciddi bir sürede, bir seneyi aşkın süre birlikteydik. Ciddi bir ilişkiydi, güzeldi, gayet iyi bir ilişkiydi yani. Tabii ki her şey sonsuza kadar gidecek diye bir şey yok. Çeşitli sebeplerle ondan sonra birbirimizi selamladık, hayatımıza devam ettik, bitirdik. Ama bu insan benim karşıma dişçide çıktı, bekleme salonunda çıktı. Yani doğru yer, hangi nerede bulurum falan öyle bir yer yok. Senin doğru ruh halin var. Her yerde karşına çıkabilir. Belki çıkıyor. Ama sen ona dikkat etmiyorsun. Karşılaşıyorsun bir yerde veya bir arkadaş çevrende var şu anda seninle ilgilenen birisi belki. Ama sen onu görmezden geliyorsun. En büyük sebep eski sevgilidir. Unutulamayan bir ilişki, hala acaba olur mu, acaba geri döner mi, acaba tekrar mutlu olur muyuz diye düşündüğünüz biri varsa o şu an etrafınızdaki potansiyelleri görmenizi engelliyor. Ya hala onu düşündüğünüz için şu an size yürüyenleri görmüyorsunuz veya şans vermiyorsunuz veya istemiyorsunuz. Bir de bir kitle var şey diyor. Ya ben onunla yakaladığım duyguyu bulamam. Şimdi bu beni mutlu etmeyebilir. Ben bildiğim insanla devam edeyim falan diyenler var. O da ilginç bir şey. Çünkü tamam eski sevgilinle mutluysan saygısızlık olmadıysa yeniden başlar. Yani dert değil. Ama olmayan bir ilişkide ısrar etmek hırs yapmak olmuyor. Yani sürekli deniyorsun 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 olmuyor. Hırs yapıyorsun. ya yani Olacak lan bu yapacağım falan diye hırs yapıyorsun. O yanlış bir şey. Çünkü sizi daha çok mutlu edebilecek potansiyel bir X vardır orada. Çıkmıştır karşınız ama görmüyorsun. Birçok şey bu algımız kapalı görmüyoruz. Bu duygular önemli. Bakın doğru tavır var. Doğru doğru yer. İşte nerede bulurum öyle bir şey yok. Doğru tavır. Siz doğru noktaya geldiğinizde doğru insanı anlıyorsunuz zaten. O kız mesela doğru bir insandı. O dönem hayatımdaki doğru bir ilişkiydi. Güzel bir ilişkiydi. Şimdi anı yaşamak çok önemli. Beklentiye girmeden o yaşadığınız anın kıymetini bilmek, o anı özümsemek, onun keyfini yaşamak çok önemli. Beklentiler sizi yükseltir. Mesela ben çok sayıda iş kadınıyla çalışıyorum. Ve onlarla çalışırken mesela bir iş görüşmesi öncesi, mesela Female Business World kanalımız var YouTube'da, orada paylaşıyoruz bunları. Bir iş görüşmesi, bir mülakat öncesi beklenti olacak. Bu işi kapacağım, yapacağım bunu. Yanlış bir duygu. Hayır, beklentisiz gir. Rahat ol. Ya yani bu iş olmazsa dünyanın sonu değil. Bu iş olursa da işte dünyanın en mutlu insanı ben değilim. Yok öyle bir şey. Belki olacak ama hayırlı değil. Bilmiyorsun. Beklentini yükseltme. Bir insanla tanıştığınız zaman da hemen büyük bir beklenti. Ah işte hayatımın aşkı bu 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 falan. Böyle bir şey yok. Sakin olun. Yani biraz sakin. Çok önemli. Duyguların kontrolü, duygu durumu yönetimi. Çok önemli. Hemen beklentiye girmek yok. Yanlış bir şey. Sadece sohbet et. Bir insan tanımak bir değerdir. O seni biriyle tanıştırır. Arkadaş çevresinde o belki doğru insandır senin için. Yani o sana bir kapı açar. Her anlamda güzel bir şeydir birini tanımak. Şimdi bir olay daha anlatacağım bununla ilgili. İyice pekişsin istiyorum. Çünkü bu nerede bulurum? Doğru insan nerede karşıma çıkar? Hangi sokakta falan diyenler var. Yok öyle bir şey. Yani doğru yer diye bir şey yok. Sen doğru ruh haline gel o gelecek. Senin hayatına gelecek o. Önce sen kendini bir toparla. Bakın iki arkadaşım ikisini de tanıyorum. Bir tanesi liseden arkadaşım, bir tanesi de başka bir arkadaş ortamından tanıdığım bir kız. Bunları ben tanıştırdım, arkadaş oldular. E, fakat aralarında herhangi bir ilişki olmadı. Birkaç sene sonra bir baktım ikisiyle de sohbet ederken farklı yerlerde. Kız bana dedi ki ya Adil dedi ben dedi doğru adamı bulamıyorum dedi ya. Doğru adam yok dedi. Yani benim karşıma çıkmıyor. Arkadaşım, erkek arkadaşım da bana dedi ki abi dedi doğru kız yok. Yok abi dedi. O da böyle bir şey bana beyan etmişti. Ben bir gün bunları buluşturdum tekrar. Dedim ki hadi gelin bir yemek yiyelim arkadaşları çağırdım. Bunlar da geldi. Dedim ki ya siz ikiniz <laughs> çok dedim garipsiniz yani gerçekten. Şimdi sen bana diyorsun ki doğru adam yok. Sen bana diyorsun ki doğru kız yok. Siz dedim birlikte iyi arkadaş değil misiniz? Anlaşmıyor musunuz siz dedim ya. Beni kızdırmayın beni dedim. <laughs> Bunlar böyle bakıyor bana. Dedim siz neden denemiyorsunuz? Siz niye bir ilişki denemiyorsunuz ya? Bir flört edin bakalım anlaşacak mısınız yani? Buna ihtiyaçları varmış. Yani birinin onlara bunun adını koymasına ihtiyaçları varmış. Ya olur mu öyle şey falan. E dedim aynı beyan. ikinizin de beyanı aynı. Diyorsunuz ki doğru insan yok. O da diyor. O da diyor. E bir tanışıyorsunuz. Siz diyorsanız ki o benim için doğru bir insan değil. Eyvallah. İkisi de bunu söylemedi. Ya benim için doğru insan değil demedi. Birbirlerine bu duyguyu anlamlandıramamışlar. Koyamamışlar bu duygunun ismini. Ben dedim ki siz bir flört etsenize. Bir çıkın bir arkadaş gibi değil. Hani böyle bir duyguyla yaklaşabiliyor musunuz birbirinize? Bir deneyin. Bu bahsettiğim insanlar var ya evli şu an. <laughs> Çocukları falan var. Yani evli. Şimdi doğru insan yok. Doğru insanı bulamıyorum. Çevrendedir. Arkadaş çevrendedir. Yanındadır. Yakınındadır. En yakınındadır. Sen hala eski sevgilini düşünürsün. Ya da ön yargılısındır ona karşı. Ya da dersin ki hm, olmaz ki. Ya da şu ya da bu. Ve dolayısıyla etrafındaki potansiyelleri elinin böyle tersiyle itersin. Bunu yapan sensin, başkası değil. Dolayısıyla hangi gözle bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun olaylara? Bu önemli. Ben bunu çok yaşadığım için size bu akşam aktarmak istedim. Yani doğru insanı bulamıyorum diyen insanların çoğunun çevresinde var o kişi, o şahsiyet var. Ama oradan bakmıyor, oradan görmüyor, onu görmek istemiyor. Ne görmek istiyorsa onu görüyor. Şimdi bu videolarda bu gece yarısı kuşağında biz buraya bu lambayı koyduk. Videoyu izleyen arkadaşlar çok güzel yorumlar yapıyor. Teşekkür ediyorum. Bazıları diyor ki lamba yamuk. <laughs> yani bu kadar hikaye, bu kadar anlatım, bu kadar olay içerisinde lamba diyor ki lamba yamuk. Ya <laughs> çevremizde sokağa çıktığımız zaman, hayatı yaşarken her şey düz mü? Her şey düzgün mü? Her şey dört dörtlük mü yani? Şimdi bu lambanın burada yamuk olmasında ne var ki yamuk olsun bu lambada? Ben böyle seviyorum. Lan bu böyle yamuk seviyorum ben. Bunun böyle bana çok acayip derece çekici geliyor. <laughs> en azından estetiği yok. Yani bu lambanın bir estetiği yok. Mesela herhangi bir operasyon yaptırmadım hiçbir yerine. Dudaklarını şişirtmedim. Bir şeyler yaptırmadım falan. Lamba böyle güzel. Doğal halinde özünde güzel. Bence böyle. Her şey simetrik olarak mükemmel olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla bu şu mesajı vermek istiyorum nereden baktığınızla ilgili. Bir video izlersiniz. Bin tane bilgi vardır orada ama lambaya takılırsın. Aa orada lambaya bırak bırak şimdi bilgileri lamba 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 diyebilirsin. Ya da oradaki bilgiyi özümsersin. Dersin ki aa bu adam bir şey anlatıyor. Yani aradaki fark bununla alakalı. Hayat da böyle. Bizim arkadaşımız gidiyoruz Gümüşlük'te Bodrum'da. Gün batımını izliyoruz. Adam yukarıda tepeye bakıyor. Diyor ki: "Aa burada evler yapılmış. Lanet olsun. İşte bodrumda da çok fazla işte yapılaşma var falan filan. Ya sen gün batımını izle. Biz seninle gün batımına gittik kardeşim. Tamam orada varsa var senin derdin değil o. Dünyayı sen kurtarmayacaksın. Bırak bu idealizmi. Yapacak bir şey yok. Sen orada oraya bak. Sen gün batımını o anki romantizmi yaşa. Hayat kısa. Yani oldu 60 sene 70 sene yaşadın yaşamadın. Bu kadar zamanda da birkaç tane gün batımı izle bırak yapılaşmayı. <laughs> Şimdi bu, bu, aynı örnekler bakın. Lamba örneğiyle gün batımı örneği aynı. Ne ararsanız hayatta oradan bakıyorsunuz. Şu anda bu videoyu izlerken ki tesadüf değil. Çayını içen, sağlıklı bir şekilde evinde bir yerde oturan ya da kız arkadaşına sarılmış böyle aa izleyelim ya bu şapkalıyı diyen adamlar varsa yani o andan şükret bak yanında güzel kız var. Tamam daha ne istiyorsun abi ya? <laughs> daha ne istiyorsun ya? Tamam mutlusun işte. Ben tatmin olamıyorum. Ol. Mutlu ol. Hayatta mutlu olacak şeyleri ararsan çok fazla mutlu olacak şey vardır. Son bir hikayeyle kapatacağım. Çocukluğumda dediğim gibi çok fazla anneanne etkisinde yetiştik tabii o. Çok disiplinli bir kadındı rahmetli. Bir gün ya anneanne çok sıkıldım falan demiştim 6-7 yaşlarında. Sıkıldın mı dedi? Evet dedim. Bir tarladaydık. Böyle bir tarla gibi bir şey. Orada yürüyorduk böyle birlikte. Beni gezdiriyordu doğada. Bir tane kavun aldı, koklattı. Bak dedi kavun çok güzel kokuyor. Mutlu ol. <laughs> Hakikaten de kavun kokusunu şu anda bu videoyu izlerken gelmiştir. O kavun kokusu gelir. Kokuları hatırlarız mesela. Şu anda onu koklarmış gibi. <laughs> Kavunu koklayabiliyorsun. Tam daha ne ya? Daha ne istiyorsun çocuğum sen dedi. Biz de sustuk tabii ki. Sustuk ve orada tarlada yürüyüşümüze Devam ettik. Efendim son bir paragrafla bitireceğim ya laf lafı açıyor. Gece yarısı kuşağı böyle. Yani muhabbet. Mutlaka okuyun. Eckhart Tolle'nin en güzel kitaplarından burada e, var olmanın gücü şimdinin gücü kitabı da var o da önemlidir. Ego ile ilgili bir paragraf var. Ego bugün bizim en büyük baş belamız bu ego. Bizlere esir alan şey ego. Ego sadece başka insanlardan değil. Durumlardan da şikayet etmeyi ve onlara karşı bir kırgınlık içinde olmayı sever. Yani şikayet eder işte, ona şikayet eder, bunu şikayet eder. Sürekli ego bizi yönlendiren. Bir durumu da aynen bir kişiye yaptığınız gibi düşmanınız haline getirebilirsiniz. Bunun anlamı daima sizin şöyle düşünüyor olmanızdır. Bu olmamalıydı. Burada olmak istemiyorum. Bunu yapıyor olmak istemiyorum. Bana adil davranmıyorlar. Bana haksızlık yapıyorlar falan filan ve egoların en büyük düşmanı tabii ki şimdiki an yani yaşadığınız anın ta kendisidir. Arkadaşlar anın yaşadığınız anın yani şimdinin mutlaka değerini bilin. Şimdi çok önemli şu an. Şu an var ya 5 dakika sonrası değil. 5 dakika öncesi de değil. Eski sevgili de değil. Şu an. Sadece şu an elinizdekiler en büyük şükür sebebi egonuzla hareket etmeyin. Ego çünkü hem iyi bir şeydir. Bazen anlatacağım ayrı bir video gelecek. Hem de son derece baş belası kötü bir şeydir. Şu anı kaçırmayın. Şu yaşadığımız an var ya çok şükür, çok şükür. Sizleri seviyorum. Güzel bir gece dilerim. Görüşürüz.